Vallahi Galatasaray maçını seyrederken inan Mustera'ya üzüldüm biliyor musun? Adam çırpınıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ee, sinirleniyor. Tepki gösteriyor. O serin hali ne abi? Ben sen, serin inanıyor musun? Baktı fark yiyecek. Kaçtı abi sağdan. Bana sorarsan. Günah boynuna. Bir insan yani bir insanın sakatlığıyla ilgili böyle bir şey söylemek istemiyorum ama seri sağdan kaçtı. Hemen baktım kasılması tutuyor. Bunun Niye? Gündür gümbür oynayan bir Paris Saint Germain var. Üzüldüğüm şey şu Aykut, 5'te yersin, 6'da yersin, 7'de yersin, 8'de yersin. Ama hiç mücadele etmeden. Adam, böyle bir şey olmaz Aykut. Böyle bir şey olmaz. Bunun adı rezalettir yani. Bunun adı rezalet. Maçtan sonra şeyi gördün mü? Paris Saint Germain'le oyuncular birbirine sarılıyorlardı falan. Evet. Abi adam da terlememiş ya formalar kuru sanki yeni çıkmış. Adamlar terlemeden lay lay long, yorgunluk en ufak bir yorgunluk emaresi yok yüzlerinde adamların. Lay lay lom lay lay lom 5 oldu. İnan on lazım olsa 10 atarlardı. 10 kişi defans yaptın 5 gol yedin abi nasıl bir defans yaptın yani. Bak ne diyorum sana. Şeye Galatasaray ceza sahasına 10 tane kütük koy. Kütüğe çarpar gol olmaz abi ya. Kütük daha şey yapar. Etkili olur belki de yani bazı futbolcularda bu kadar rezalet, bu kadar umursamazlık, bu kadar duymazlık olmaz. Sonra bunu yazınca, çizince sağda solda vay sen Galatasaray düşmanız. Ne Galatasaray düşmanı kardeşim? Galatasaray'ın düşmanı Galatasaray'ın içinde. Ben mi çıktım sahaya beş tane yedim yani? Ben mi çıktım Real Madrid'den tane yedim? İçinize bakın. Okan Buruk'tan Fatih Terim'e bağlıyorum. Şu ana kadar Galatasaray camiasında Alttan Fatih Terim'i zorlayabilecek bir teknik direktör yoktu ama artık var. Okan Buruk diye bir isim var. Şu anda Galatasaray taraftarlarla git konuş. Hepsi yavaş yavaş artık Okan Buruk mesela gelse ne iyi olur filan e demeye Var başladım. var gördüm sosyal medyada. Ne kadrolarla ne işler yapmış. Galatasaray'ın kadrosu da kim bilir ne işler yapar. Şimdi hoca diyor, gibi diyor ki bir de. Ocak ayında Fatih Hoca. Ocak ayında bayağı bir değişiklik yapacağız diyor. yani. Sana bir tüyo vereyim. Benim duyduğum kadarıyla Ocak ayındaki, Galatasaray'daki Ocak ayındaki operasyon sadece futbolcularla sınırlı değil. Teknik heyetlerine sınırlı. Allah Allah. Evet. Teknik heyetten de e, bazı isimleri yollara ayrılmayı düşündüğünü e, duydum. E, yani sadece futbolcu grubuyla ilgili bir durum değil bu. Bir teknik heyet değişikliği de yapabilir. Bence doğru da yapar. Yani dere geçerken hani bir atasözü vardır ya. Abi bundan dere falan geçemez. Bu teknik ekiple de dere falan geçemez Fatih Hoca. Tamam tek adamlığı seviyorsun. Ee, ben tek adam olarak yürümek istiyorum diyorsun. Bunların hepsini kabul ediyorum. Bütün kararları ben veririm diyorsun. Abi o zaman yanındaki adamlara Galatasaray takımı diye maaş veriyor senin? 40'a 50'şer bin lira para alıyorlardır muhtemelen değil mi şeyler? Hasanlar, Ümitler bilmiyorum falan. Bilmiyorum ama az vardır yani. O civarlarda, yani. ya, civarlarda paralar alıyorlardır. E senin ne katkın var abi Hasan Şaş Galatasaray'a? Kavga etmekten başka. Bak sana ben bir şey söylemek istiyorum. Şu tablo senin sevdiğin tablo. Sen seversin bu tip tabloları. Evet. Fatih Hoca'nın Şampiyonlar Ligi karnesi. 97-98 ilk macerada 6 galibiyet, 1 gal 6 oynamış. 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet. Emre. Hmm. Bir sonraki sene 2-2-2 dengede gitmiş. 99-2000. 2 galibiyet, bir beraberlik, üç yenilgi. Yani yenilgileri, hocanın yenilgileri, sevgili Emre şu bölüm, buradan fazla. Evet. Doğru mu? E şimdi sen şu tabloya bakarak. 8 10 13 17 17 20, 3 20 daha 22, 26 20, iki daha, 26 abi. 26 26 26 26 26 26 26 galibiyetleri? 3, 4, 5, 6. 7, 9, 10, 12. 26'ya yani 12. Ben beraberlikleri saymıyorum. Özellikle son dönemde inanılmaz bir e, kötü durum var, şey, bir tablo var değil mi? Tabii. Ya burada hiç galibiyeti yok hocanın. Burada 4 mağlubiyet. Evet. Iki beraberlik. Gitgide aşağı doğru giden, kendini yenileyememiş, güncelleyememiş bir Fatih Terim'le karşı karşıyayız. Şimdi şu tabloya bakarak Aykut Avrupa Fatih diyebilir misin artık Galatasaray'a? Söyleyince kızıyorlar ya bize. Bize söyleyince bunu söyleyince ben anlatınca bunu kızıyorlar bize. Abi şu tabloya bakıp da Fatih Hoca sen Avrupa Fatih diyebilir misin? Fatih Hoca sen diyorsun ki geçmişe göre futbolcu geçmişine bakarak futbolcu transferi yapmayacağız diyorsun da sen şu anda geçmişinle gidiyorsun hala. Hala eski Fatih Terim ekmeğini yiyorsun. Ama o günler geçti artık. Kendini güncelleyemedin. Yardımcıların kendini güncelleyemedi. İnan, bak kusura bakmasınlar. Hasan da Ümit de kusura bakmasınlar. Mutlaka antrenörlük kursuna gitmişlerdir, almışlardır belgelerini falan. Bugün sen de ben de zaten gitsek alabiliriz antrenörlük kursuna bu belgeleri. Ama sen Galatasaray'ın teknik heyetini, Fatih Hoca dışındaki teknik heyetini yeterli buluyor musun? Yani. Ama şunu da unutma Ligde de epey bir kupası var hocam. UEFA o kupası da var. Ya işte eskiye gidiyorsun. Epey Baba gittin 2000 var. yılına gittin şimdi. Efendim, şimdi burada bak. burada da eskiye gidiyoruz canım. Bak iki Tam eskiye Değil gidiyorsun. Mi? Ben ben anlatmak istediğim şey şu. Tamam. Daha bu ülkeye başarısız diyemeyiz ya. Bak Fatih Hoca. Şu anda başarısız. Şu an öyle. Ama dön bu tarafa 97'lere, 96'lara oradan bu yana Yani bak başarısız. başarılı bulan adam, başarılı bulan adamın şunu söylemesi lazım bana. Ee, real madde 6 yedik. Oh önemli değil. Fatih Hoca başarılı. Repariş sacramenden 5 yedik. Oh harika. Şeyden Fatih Hoca başarılı. Yani böyle e, saçma bir bakışla bakmak lazım Fatih hoca başarılı demek şu anda. Onun için... Ama yaptıkları hisse, da hissedin, var. Abi yaptıkları yaptık, da var. Baba, o kadar değil Bu işler mi? böyle değil. Aykut. Herkesin elbette bir kredisi var. Ama herkesin sonsuz kredisi yok. Mutlu. Fatih Hoca son dönemde özellikle Avrupa'da kredisini tamamen bitirmiş durumdadır. Ama halen daha şu anda, Şu anda gözüme ne geliyor biliyor musun? Varsa keşke onu bize çıkartıp gösterebilseler. Çıktı şeye Şampiyonlar Ligi'ne basın toplantısı yapıyor. Ben dedi Şampiyonlar Ligi yine çok özledim dedi. Dedi. Ee, ya sen şampiyonlar, gibi. şampiyonlar Ligi müziği özledin de hoca taraftar şu an İbrahim Tatlıses dinliyor, Müslüm Gürses dinliyor yani. Kahrettin herkesi ya. <laughs> Herkes iyi oldu abi. İbrahim abiye de selamlar buradan. Kabul edelim ki Fatih Terim nasıl ki Manchester'ın Alex Ferguson'ı, Alex Ferguson'udur. Dön bu tarafa Milan'ın Cesare Maldini'sidir. Galatasaray'ın da Fatih Terim'idir. Yani bu iki kere iki dört. Yani bunu kimse öyle oldu böyle o, oldu senin, şöyle o, oldu böyle oldu deme şansı o, var, var, yok var ben söyleyeyim. Fatih söyledim. Terim Galatasaray için sembol. Fatih Terim Galatasaray için çok önemli bir isim. Ya önemli bir isim Aa, evet Ama şu noktada da önemli son zamanlarda da hatalar yaptığını, son zamanlarda da bir performans düşüklüğü olduğunu e, kabul etmek gerekir. İzleyiz. O da doğru. Orada da sen haklısın. Ama Fatih Terim bu takım için, bu kulüp için ciddi anlamda bir Semboldür diye, ne acısana ben Ama düşünüyorum. Kimler geldi, kimler geçti. Önemli Doğru olan, söylüyorsun. Kulüplerdir, kulüplerin başarısıdır. Ortada bir başarısızlık varsa, bunun bir bedeli olmalı. Bu bedeli de ödemesi gerekenler ödemesi lazım. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde bu tip şeyler çok fazla olmuyor. İlla herkes e, şeye kadar bekliyor, kulağına kadar bekliyor. Bir de, bak sana şöyle bir şey söyleyeyim. Fatih Hoca kaç yaşında? Allah uzun ömür versin. Vallahi şimdi bir baksın ya. arkadaşlar. Bir bakabilir misin? Hoca kaç yaşında idi? Yani 72 o, mi? O, 54 doğumlu galiba hoca. Bir bakalım ona tam da. Yani şimdi e, kesin bir söyleyelim. E, yanlış olmaz. 53 doğumlu. 66 oluyor. Değil mi? 53. 66. Allah uzun ömür versin. Allah uzun ömür versin. Ee, şu anda hoca Galatasaray'dan ayrılsa. Bir daha Galatasaray'a dönebilir mi? Vallahi işte onu söylüyorum. Kapı her zaman açık Fatih Terim'e. Hiçbir zaman kapı kapanmaz. Abi nereye döneceksin artık ya? Nereye dönüyorsun artık? Onun için şu anda onun şeyinde Fatih Hoca biraz da Onun yani ben diyor bıraksam da gitsem de kalsam da hoş bir seda bırakıp gitmem lazım. Onun böyle hırsı içerisinde. Ama görünen o ki takım kötü, çok fazla sakatlık var. Bu sakatlıkları hep işte oyuncuların ne yapıyorlar, ne ediyorlar filan oyuncular üzerinden konuşuyoruz ama acaba antrenman sistemlerinden bir sıkıntı var, bu kadar çok sakatlık çünkü hiç normal bir şey değil. Ha. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim Aykut. Senin sevdiğin konudur aslında bu. Seni çok iyi bilirim. Yıllardır burada program yapıyoruz. Hürriyet Gazetesi'nin, sevgili Hüseyin, Hürriyet Gazetesi'nin bir sayfası vardı. Ee, Fatih Terim'le ilgili bir analizi. Sevgili Yasin, editör arkadaşımdan rica edeyim. O gazeteyi bulup getirirsek... Ee, yani Galatasaray'da yaşananları özet özetliyor Fatih Terim'in içinde bulunduğu buhrandan bahsediyor.